Yayında mıyız? Esra Hocam yayındayım. Merhabalar, iyi akşamlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu tarafından düzenlenen Türkçe Dair programının ikincisine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Bendeniz Esra Bozdemir. Bildiğiniz üzere Türkçe Dair programının geçen hafta ilkini düzenlemiştik ve Türkçe'ye genel bir bakış başlığı altında ağız, lehçe ve şive terimleri üzerine durmuştuk. Bu akşam da elbette Türkçe ve lehçelerinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta Türkçe'ye genel bir bakışta bahsetmiştik ancak bugün de biraz bahsetmek istiyorum. Türkçe bildiğiniz üzere büyük coğrafyalarda dağınık bir şekilde konuşulmaktadır. Türkçe diyorum ama tabii ki de bugün konuştuğum Türkiye Türkçesini kastetmiyorum. Genel anlamda Türkçe diyorum. Şimdi izninizle genel anlamda Türkçenin nerelerde konuşuyor onlara bir bakalım. Şimdi Türkçe bugün çok büyük coğrafyalarda konuşuluyor. Bazıları bağımsız Türk Cumhuriyetleri tarafından konuşuluyor. Bazıları da özerk cumhuriyetlerde konuşuluyor aynı zamanda. Ve tabii bugün Türkiye yani en fazla konuşuru olan lehçe Türkiye Türkçesi aslında. Diğerlerini sırasıyla bazı halklar konuşuyor. Şimdi bu mavi yerler Türkçenin, Türk lehçelerinin konuşulduğu yerler. Tabii bugün İran'da da birçok halk Türkçenin lehçelerini konuşuyorlar ve Suriye'de, Irak'ta, Balkanlarda adını sayamayacağımız birçok yerde Türkçe konuşuluyor genel anlamda. Ve tabii Rusya'nın büyük bir bölümü de aslında yaşayan Türk kardeşlerimiz var diyebilirim. Şimdi genel anlamda Türkçeyi bir sınıflandırmaya sokacak olursak da tabii bir şöyle bakacak olursak da Türk dillerinin ya da diğer bir deyişle Türk lehçelerinin şemasını geçtiğimiz hafta bakmıştık. Şimdi de tabii bir ağaca benzetmiştik aslında Türkçeyi. Türkçe ağacın gövdesi ve Türk lehçeleri de işte o ağacın aslında dalları ve budaklarıydı. Biz de Türkiye Türkçesi olarak o ağacın batı grubunda yer alıyoruz. Tabii bu sınıflandırmalar coğrafi olarak da yapıldı ve tabii başka terimlerle de bu sınıflandırmalar yapılmıştı. Şimdi ilk Türkçeden başlayacak olursak ana Bulgarca ve ana Türkçe olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Ve sonrasında da tabii tarihi gelişimler, coğrafi durumlar, göçler, işte millet yani devletin değişmesi bu şekilde biz farklı coğrafyalara yayılmışız. Şimdi ana Bulgarca'dan oluşan da bir Türk lehçesi var bugün ve o da Çuvaşça ya da Çuvaş Türkçesiydi. Çuvaş Türkçesi Türkçenin en uzak lehçesi olarak literatürde geçiyor. İlerleyen slaytlarda ona da değineceğiz elbette. Şimdi genel anlamda bu şemada Türk lehçelerini hep beraber görmüş olduk. Şimdi Türk yazı dillerinde tabii bir sınıflandırmaya sokmuştuk. Bugün bu sınıflandırma altıya ayrılıyor. Oğuz Türk lehçeleri, Karluk Türk lehçeleri, Kıpçak Türk lehçeleri, Sibirya Türk lehçeleri, Çuvaşça ve Halatça olmak üzere altıya ayrılıyor. Ben bugün en yakın lehçeden en uzak lehçeye olmak üzere kendimce bir sınıflandırma yaptım. Ve bununla ilgili birkaç örnek tasarladım sizler için ve sizin de duymanız için aslında aynı zamanda. Şimdi en yakın Türk lehçesinin yani Türkiye Türkçesine en yakın Türk lehçesinin aslında Gagavuz Türkçesi olduğunu geçtiğimiz oturumda söylemiştik. Ve tabii batıdan başlayacak olursak da batı Türk lehçelerine bakacak olursak da 5 gruba ayrılıyor. İlki tabii ki de Türkiye Türkçesi, ikincisi en yakın lehçe Gagavuz Türkçesi, üçüncüsü Azerbaycan, dördüncüsü Türkmen ve sonrasında Horasan Türkçesi. Tabii Horasan Türkçesinin bugün bir yazı dili yok maalesef. Şimdi tek tek ele alırsak, bugün Gagavuz Türkçesi tabii Ukrayna'da ve Moldova'da konuşuluyor. Kendilerinin özel bir cumhuriyetleri yok. Yani bağımsız değiller. Ve Oğuz grubunda yer alıyor. Gagavuz Türkçesini konuşan halk dini Hristiyanlar aslında. Ama onların dinleri Hristiyanlar ama biraz farklı bir yapıları var. Bir gün bir konferansa katıldığımda Gagavuz'dan bir hoca gelmişti ve kendisinin Elhamdülillah Hristiyanım dediğini duymuştum. Farklı bir inanç yapıları var. Tabii kurban da kesiyorlar, oruç da tutuyorlar ama tabii Hristiyanlığın getirmiş olduğu şeyleri de yerine getiriyorlar. Ve tabii bugün Gagavuz Türkçesi
Söz dizimi bakımından biraz tabii deformasyona uğramış. Bunun etkisi de tabii ki de Rusya'nın içerisinde yer aldığı için bugün dediğim gibi Ukrayna'da ve Moldova'da yaşayan Türk halkları tarafından konuşulmaktan ve söz diziminin tahrip olmasının sebebi de dediğim gibi Slav yani Rusçadan kaynaklı. Bunun bir örneğini verecek olursam da mesela biz Türkiye Türkçesinde lazım değil deriz ama Gagavuzlar şöyle derler, değil lazım. Ya da biz Türkiye Türkçesinde konuşmam lazım derken onlar lazım laf edeyim şeklinde tam tersi bir şekilde konuşuyorlar. Ve bayraklarına bakacak olursak da bu bayrakta bir hafif Rusya'nın bayrağına benziyor. Biraz benzerlikleri var ve bu üç yıldızın da birinci yıldızın geçmiş zaman, ikinci yıldızın şimdiki zaman ve üçüncü yıldızın gelecek zamanı temsil ettiği söyleniyor. Diğer bir varsayımlardan da aslında bu üç yıldızın üç belediyeyi temsil ettiği bizim örneklerimiz arasında. Şimdi Gagavuz Türkçesi, tabii Gagavuzlarda bu geleneksel kıyafetlerinde aslında bizden hiçbir farkları yok. Bu da bir erkek ve hanımların bir tasviri. Şimdi bir sabah doğasından bahsedeceğim. Bu sabah doğası tabii ki de şu an okuduğumuz bir doğa değil. Eskiden biliyorsunuz Türklerin gök tanrı inancı vardı ve ona binaen sanırım yazılmış olan bir doğa. Bu doğanın Türkiye Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi ile yazılmış hali var. Tabii şu an günümüzde Gagavuz Türkleri Kiril alfabesini kullanmaktalar. Ben bugün Kiril alfabesiyle bu metni vermedim. Çünkü hepimiz elbette Kiril alfabesini bilmiyoruz. Bu tabii transkripsiyona uygun bir şekilde yazılmış. Şimdi izninizle size bunu dinletmek istiyorum. Şöyle. Ey göklerde olan babamız, ko ayızlansın senin adın, ko gelsin senin padişahlığın, ko olsun senin istediğin nice gökte yüle yerde de. Ver bize bugünkü her günkü ekmeğimizi, bağışla bizim borçlarımızı. Nice biz de bağışlarız bize borçlu olanları. Götürme bizi denemeye, ama kurtar kötü olandan. Amin. Hafif Trakya ağzına aslında biraz benziyor. Çok da bir fark yok aslında Türkiye Türkçesiyle baktığımızda ve dinlediğimizde. Anlaşılmayacak bir yanı yok. Tabii bazı H harfi düşmüş, işte bazıları uyuma girmiş. Bu şekilde özelliklerini de görebiliriz. Şimdi İyi göklerde. diğer bir Türk lehçesi, Azerbaycan Türkçesi, tabii bilinen şekliyle. Ben Azerbaycan Türkçesi diyorum, Azeri Türkçesi demiyorum. Çünkü Azeri kelimesi ateşe tapan halk anlamına geldiği için ben Azerbaycan Türkleri için Azerbaycan kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi Azerbaycan Türkçesi de tabii günümüzde 10 milyon Azerbaycan Türk tarafından konuşulmaktan. Tabii bunun 30 milyonu aslında İran'da saklı. Bildiğiniz gibi 1828 yılında Türkmençay Anlaşması'yla Azerbaycan kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Şu an tabii Azerbaycan dediğimiz o coğrafi sınır aslında Kuzey Azerbaycan'ı kastediyor. Ve bugün Azerbaycan Türkleri Latin alfabesini kullanıyorlar. Tabii geçmişte 1991 yılında bağımsızlıklarına kavuştuktan sonradan Latin alfabesine geçiş başlamıştı. Aslında bu Latin alfabesine geçiş tabii ki bu daha eski devirlere dayanıyor. 1926 yılında bir Bakü Türkoloji Kurultayı kuruluyor ve bu kurultaya birçok Türk Cumhuriyeti'nden ilim adamları geliyor ve Türklerin ortak bir alfabe kullanması gerektiği bu kurultayda konuşuluyor. Ve sonrasında bu kurultayda Latin alfabesine, çünkü ortak bir alfabe Latin alfabesi olarak kararlaştırılıyor ve onun geçişi için imzalar atılıyor. Tabii o zamanlar biz Türkiye Türkleri olarak Arap alfabesini kullanıyorduk. Bizim Latin alfabesine geçişimiz 1928 yılında gerçekleşti. Ve sonrasında 1926 yılında alınan kararla Latin alfabesine geçiş sağlandı. Ancak biz Türkiye Türkleri olarak Latin alfabesine geçince Ruslar bu birlikten korktukları için hemen o halklara işgal edip onların Kiril alfabesini kullanmasını emrediyor. Bildiğiniz gibi Rusların bölük parçala yönet sistemiyle her halka farklı coğrafi sınırlar çizdiler ve onlara siz farklısınız, siz farklı bir dil konuşuyorsunuz diye empoze edildi. Ancak birçok Türk Cumhuriyeti, bugün bağımsız 7 tane Türk Cumhuriyeti var. Onların birkaçı Latin alfabesini kullanıyor. Bazısı da Kiril alfabesini kullanıyor. Şimdi Azerbaycan Türkçesinde Azerbaycan Türklerinin bayrağına bakacak olursak da tabii ki mavi renk
Türklüğü temsil ediyor. Kırmızı renk uygarlığı ve yeşil renk de tabii ki de İslamiyet'i temsil ediyor. Bu bayrağın tabii ki bu son hali. Tabii ki çeşitli versiyonları vardı. Ve bu tabii hilal de yine İslamiyet'i, bu 8 yıldızlı, 8 köşeli yıldız da yine onların belirttiği bir şekil bayrakları. Şimdi yine bu sabah duasını bir de Azerbaycan Türkçesiyle dinleyelim. Bakalım ne kadar yakın ya da ne kadar uzak. Göylerde olan atamız, adın mügaddes tutulsun, padişahlığın gelsin. Göyde olduğu kimi, yerde de senin iraden olsun. Gündelik çöreğimizi bize bugün ver. Bize borçlu olanları bağışladığımız kimi, bizim borçlarımızı da bağışla. Bizi sınağa çekme, lakin bizi şerden hilas et. Amin. Evet, gördüğünüz gibi normalde Türkiye Türkçesini karşılaştırdığımızda yumuşak G harfi Türkiye Türkçesinde okunmaz. Ama Azerbaycan Türkçesinde onlar oldukça baskın söylüyorlar. Ve tabii H harfi, Türkiye Türkçesinde H harfi tek bir H harfi var. Ama onlar hırıltılı H dediğimiz şu X harfini kullanarak öyle ifade ediyorlar. Tabii Azerbaycan Türkçesiyle yine ortak kelimelerimiz var. Mesela işte... Mesela kar kelimesi, Türkiye Türkçesindeki kar kelimesi Azerbaycan Türkçesinde gar şeklinde dönüşüyor. Ya da parmak kelimesi Azerbaycan Türkçesinde barmak kelimesine dönüşüyor. Böyle ufak farklılıklar var aramızda. Ama tabii ki de yine aynı ananın evlatlarıyız diyebiliriz. Şimdi devam edecek olursak Azerbaycan Türklerinin yine bir fotoğrafı, onların deyimiyle şekli. Şöyle yine Türkmen Türkçesi. Türkmen Türkçesi yine Oğuz grubunda yer alıyor. Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi ile aynı gruptan. Ama Oğuz Türkmen Türkçesinin biraz farklılığı var Oğuz grubuna oranla. Biraz Kıpçak unsuru taşıyor ve asli uzunlukları korumuş bir dil. Asli uzunluk derken şunu kastediyorum. Bazı harfleri uzatarak söylüyorlar. Ve bu da mesela at, bizim Türkiye Türkçesine ad dediğimiz yani isim dediğimiz kelimeyi onlar at olarak uzatıyor. Ya da dört kelimesini onlar dört diye uzatıyorlar. Tabii benim telaffuzum o kadar onlar gibi iyi değil. Ve tabii Türkmenler hakkında da şunu söyleyecek olursak da Türkmenistan şu an Kiril alfabesini kullanmaktalar. Ve tabii sıkı bir sistem var orada. Giriş çıkışlar çok çok normal değil baktığımızda. Ve bayrağına bakacak olursak da bu motif Türkmenlerin halısının motifi aslında, onların kültürlerinin motifi ve bu yeşil zemin de yine Türkmenlerin tarihini ve onların kültürlerini yansıtıyor. Ve bu hilal de yine İslamiyet'i temsil ediyor ve buradaki beş yıldız da Türkmenlerin o beş vilayetini temsil ediyor. Ve Türkmence ile ilgili yine bir Türkmen kızı bu şekilde ve bu sabah duasında bu şekli. Ancak bunun elimde ses şeyi yok maalesef. Şimdi diğer Türk lehçesine bakacak olursak da Horasan Türkçesi. Bugün Horasan Türkçesi İran'da konuşulan, İran'daki Türkler tarafından konuşulan Türkçe. Horasan Türkleri tarafından konuşuluyor. Ve o da yine bir fotoğrafları Horasan Türklerinin bu şekilde umarım doğru bir fotoğraftır, onları yansıtan bir fotoğraftır. Şimdi tabii Güneydoğu, Güneybatı grubunu bitirdik. Güneybatı grubundaki Gagavuz Türkçesinden, Türkmen Türkçesinden, Azerbaycan ve Horasan Türkçesinden bahsettik. Güneydoğu grubu olarak tabii bu coğrafi bir adlandırmaydı. Bu grupta da Özbek Türkçesi, Çağdaş Uygur Türkçesi, Sarı Uygurca ve Salarca ya da diğer bir deyişle Salırca var. Ancak Sarı Uygurca ve Salarca bugün çok az insan tarafından konuşulmakta ve Çin'de konuşulmakta. Biz bugün Özbek Türkçesine ve Çağdaş Uygur Türkçesine bakacağız. Tabii Özbek Türkçesi bugün Özbekistan sınırları içerisinde konuşuluyor ve yine dediğim gibi Karluk grubunda yer alıyor. Özbek Türkçesinin de tabii benzerlikleri var aramızda. Mesela yine bıçak kelimesi, Türkiye Türkçesindeki bıçak kelimesi Özbekçe'de pıçok haline dönüşüyor. Hafif bir oğlaşma var ve tabii sert ünsüzleşme var. Yani B'ler P oluyor, G'ler K oluyor Türkiye Türkçesiyle karşılaştırdığımızda. Yine mesela vermek fiili Özbekçe'de vermek oluyor. İşte gelmek fiili Özbekçe'de kelmek oluyor. Bu şekilde küçük farklılıklar var aramızda. Ve bayrağına bakacak olursak da yine bir mavi rengini görüyorsunuz. Yine Türklüğü ifade eden bir renk. Ve bu kırmızı şeritler var. Bu da özgür olma
bağımsız olmak anlamına gelen şeyler. Bu beyaz renkte tabii bağımsızlığı temsil ediyor ve bu yeşil renkte konukseverliği, misafirperverliği temsil etmek için konulmuş. Ve bu yine burada da 11 yıldız var. Bu 11 yıldız da Özbekistan'daki 11 vilayeti temsil etmek amacıyla konulmuştur. Ve bu hilal de yine İslamiyet'i temsil ediyor. Ve Özbek Türklerinin de yine bir fotoğrafı. Tabii hafif kavruk bitenleri var. Çünkü o bölge çok aşırı derecede sıcak olduğu için kavruk bitenleri var. Ve tabii başlarına taktıkları kalpak dediğimiz şapkaları var. Daha Türkçe söyleyecek olursak da. Ve yine bu sabah duasının Özbekçe söylemini hep beraber dinleyelim. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Amin. Evet, yine ufak farklılıklar var. Mesela işte senin, biz Türkiye Türkçesinde senin diyoruz ama onlar senin, yani o nazal ne dediğimiz sesi kullanıyorlar. Ve bugün Özbekler aslında Latin alfabesini kullanıyorlar ama maalesef ülkede tabelalar hem Kiril alfabesiyle hem de Latin alfabesiyle yazılıyor. Ve basım yayın da yine Kiril alfabesiyle de yapılıyor. Kullandıkları Latin alfabesi de zaten İngiliz esaslı kurulmuş. İşte tabii harfleri burada birkaçını verilmiş ve bu şekilde Özbek Türkçesi de bize çok çok uzak bir lehçe değil aslında. Ve tabii çağdaş Uygur Türkçesi ya da diğer bir deyişle yeni Uygur Türkçesi. Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü bildiğiniz gibi eski Türkçe dönemi ikiye ayrılıyordu. Kök Türk zamanı ve Uygur zamanı olmak üzere o farklılığı ifade etmek adına çağdaş Uygur Türkçesi ya da yeni Uygur Türkçesi adlandırmaları literatürde yapılıyor. Bildiğiniz gibi çağdaş Uygur Türkçesi bugün Doğu Türkistan'da konuşuluyor. Tabii haritaya baktığınızda Doğu Türkistan olarak bir isim göremezsiniz. Bu adlandırmayı biz kendimiz elbette yaptık ve bugün haritaya baktığımızda Çin'in sınırları içerisinde Uygur Özerk Bölgesi olarak ya da Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak geçmektedir. Ve bugün maalesef birçok Uygur kardeşimiz Türkiye'ye yerleşti ve başka ülkelere göç etti. Maalesef onların ülkelerinde pek huzur yok. Tabii bu huzurun olmadığı yüzyıllar önceden başladı aslında. Çin oraya hükmetti. Ve aslında bunun sebebi de şunu söyleyebiliriz Uygurların bu kadar zulme uğramasının sebebi de tabii ki de onların Müslüman olmaları ve bulundukları coğrafyanın çok zengin bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor. Çin tüm aslında işlerini güçlerini bu coğrafyalar üzerinde yapılıyor. Ve şu an oradan gelen insanların da tabii geri dönüş hakları yok maalesef. Bildiğim kadarıyla, arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla gelen bir daha geri dönemiyor ve ailesini de arayamıyor. Çünkü eğer ararlarsa çok kötü şeyler ailelerini bekliyor oluyor. Tabii ki de hiçbir şekilde ne düşünce özgürlüğü var ne herhangi bir özgürlük var yani ne de dil özgürlüğü var maalesef. Hiç kimse kendi arasında Uygurca konuşamıyor yani Uygur Türkçesiyle konuşamıyorlar. Ve tabii ki bu bayrağın da orada yaşatılması tabii ki de imkansız ve yasak. Maalesef böyle bir esarette yaşıyorlar aslında. Ve tabii Çinliler sadece bu şekilde bırakmıyorlar. İşte Uygur kızlarının zorla Çinlilerle evlendirilmesi ve her eve bir Çinli askerin yerleştirilmesi gibi böyle kötü durumlar var. Oruca izin verilmiyor kesinlikle. İşte saçların uzun olması kesinlikle yasak. Zaten yolda görüldü mü işte eğer kıyafetiniz biraz uzunsa kesiliyor. Zaten birçok camide yıkılmıştı. Yani hiçbir özgürlükleri yok maalesef. İnşallah onlar da bir gün özgürlüğe kavuşurlar. Ve o da yine bir fotoğraf Uygur Türklerinden. Uzun yıllardır gözleri yaşlı. İnşallah o gözlerindeki yaş bir gün sona erer. Ve yine bir kare. Ve bu sabah duasının bir de Uygur Türkçesiyle dinleyelim. Bakalım bize ne kadar yakın ya da uzak. Türkiye Türkçesine. İyi erişteki otimiz. Senin namın uluğlanğay, patşalığın yeryüzüde namayen boğay. İraden eriştikidek yeryüzü mü emelgi aşırılğay.
kündülük yemekliğimizni begeysen, bizgi günah kallani keçü günümüzdek, sen mu günahlarımızni keçü geysen, bizni azdırışla adın saklap kagaysen, bizni yamallıktın yirak kagaysen. Bu şekilde Uygur Türkçesi ve Uygur Türkçesi'nin tabii farklı bir özelliği var. Kelimeler eklendikçe aradaki sesler düşüyor. Mesela bala kelimesine lar çokluk eklediğimizde balilar şekline dönüşüyor. Yine çok uzak değil aslında, bazı ufak farklılıklar var. Ve tabii K sesinin oldukça yani kesin bir şekilde duyuluyor. Ve tabii yumuşak G sesi ve farklı sesler var Türkiye Türkçesi haricinde. Bize oranla daha böyle sert bir dil diyebiliriz. Şimdi devam edecek olursak da şimdi Kıpçak bölgesine geldik. Kıpçak Türk lehçelerine bakacak olursak da 10 adet Türk lehçesi yer alıyor. Ve bu Türk lehçelerinde sırayla bakalım izninizle. Şimdi Kazak Türkçesiyle başlayalım. Tabii Kazak Türkçesi bugün Latin alfabesine geçiş aslında yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamen Latin alfabesine geçileceği öngörülüyor. Ve Kazak Türkçesi Kıpçak grubunda yer alıyor. Ve Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi ile karşılaştırdığımızda mesela örnek verecek olursam yıl kelimesi, sene kelimesi cıl anlamına geliyor. Ya da mesela yaş kelimesi cas anlamına geliyor. Bu şekilde değişmeler oluyor. Ve bayrağına da bakacak olursak da yine mavi renk bu Türklüğü temsil ediyor. Buradaki bu kartal yine bu gücü temsil ediyor. Ve Kazak kızları diyebiliriz. O da yine, onlar da yine geleneksel kıyafetleriyle birlikte. Ve Kazak Türkçesinde yine bu sabah duasını Kazak Türkçesiyle dinleyelim. Kıktege ekemiz, senin kiyeli yesimin kasterlene versin. Patşalığın osunda ornasın. Senin erkin kükte orındалгандай жер бетинде де орындала берсин. Күнделіктің нанымызды бүгін де бере гөр. Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре гөр. Азғырлығымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай гөр. Әумин. Evet, fark ettiyseniz tabii biraz yavaş okudu aslında. Bu bir dua olduğu için bir duygulu okudu ama Kazak Türkleri oldukça hızlı konuşuyor. Tabii ki bu hızlı konuşmalarının sebebi de tabii coğrafyadan kaynaklanıyor. Aslında coğrafya kaderdir diyebiliriz. Oradaki iklim şartları, çünkü bozkır iklimi var. İşte kışları soğuk, aşırı soğuk, yazları aşırı sıcak. Bu şekilde onların dillerini de aslında bir şekilde etkilemiş. Kazak Türkçesi tabii birkaç nüansla kolay bir şekilde öğrenilebilir aslında. Çok çok uzak bir lehçe değil bizim için. Ve ona en yakın lehçe de yine Kırgız Türkçesi. Ve bugün Kırgız Türkçesi yine Kırgızistan sınırları içerisinde konuşuluyor. Ve Kuzey Batı grubunda yer alıyor. Bu tabii bayrağının da bu kırmızılığı temsil eden şey yine uygarlığı temsil ediyor. Ve bu 40 köşeli ay yani güneş diyeyim. Bu 40 köşede 40 obayı temsil ediyor. Buradaki bu çizgiler de bu onların obalarını temsil ediyor. Obalarının içten bakışını temsil ediyor. Ve Kırgız Türkçesi de aslında bugün bir oğlaşma mevcut. Yani şundan kastım, aslında Türkiye Türkçesindeki mesela dağ kelimesi Kırgızca'da toğ oluyor. Böyle bir oğlaşma görülüyor. Ama Kazak Türkçesiyle de yine ortak yanları var. Şimdi yine Kırgız Türkleri ve bir obada. Tabii yerleşik hayat yaşayanlar da var. Konar göçer hayat süren Kırgız Türkleri de var aynı zamanda. Şimdi bu sabah duasını bir de Kırgız Türkçesiyle dinleyelim. Bakalım ne kadar yakın. Asmandağı atavız, senin atın urmattalsın. Senin padişahçılığın gelsin. Asmandağı da ele, cirde da bağır senin erkinde gidey bolsun. Günümdük nanımızdı gün sayın biri gör. Bizge jamandık kılgandardın günöylörün geçirgeni bizdey. Sen de bizdin günöylörü bizdü geçir. Bizdi azgırıkka girip getüydün sakta da azgırı uçudan kutkar. Evet, bu şekilde
Ve Kırgız Türkçesinde de tabii Kazak Türkçesinde örnek verdiğim gibi işte yıl kelimesi cıl oluyordu. Kırgız Türkçesinde de jıl şeklinde dönüşüyordu. Ve burada da mesela bizdi, mesela bizdeki belirtme durumu eki onlar da dıdı şeklinde veriliyor. Bu da Kırgız Türkçesinin özelliği. Asman'da. Ve Kumbuk Türkçesine bakacak olursak da yine Kıpçak grubunda yer alıyor. Bu şekilde. Ve Kumuk Türkçesi ile de ilgili yine bir ses dinleteyim sizlere. Yine sabah duasının Kumuk Türkçesi ile dinleyelim. Hey kutlerdeyi atavuz. İnsanlar seni sile atanı hürmetlesin nağı. Seni hakimliğin toktasın nağı. Kökte imik yerde de seni aytkanın bolsun nağı. Bugün bizge günlük azığımızı ver. Bizim günahlarımızdan geç. Bizge yamanlık etegellerden barından da bizde geçebiz. Bizim artık sınavlığa salma. İblisten de bizim sakla. Evet, belki de ilerledikçe anlaşılma oranı oldukça düşüyor. Belki de şu Türkiye Türkçesinde yazılan metin olmasa hiçbir şey anlayamayacağız. Hey. Ve tabii Karaçay-Balkar Türkçesi. Bu da tabii şu an şöyle söyleyeyim. Kafkaslarda konuşuluyor. Karaçaylar ve Balkarlar. Bu şekilde o da Kıpçak grubunda yer alıyor. Ve Kırım Tatar Türkçesi var. Bugün Kırım Tatar Türkçesi Kırım'da konuşuluyor. Bildiğiniz gibi Kırım da aslında bugün özgür değil ve şu an tabii Ukrayna'ya bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Ve Kırım'ın çok üzgün bir aslında tarihi var. Bildiğiniz gibi 1940 yılından büyük bir sürgün gerçekleşiyor ve Kırım'daki tüm Türkler sürgüne gönderiliyor. Hatta bir köy unutuluyor ve o köyde sonrasında hatırlanıp yakılıyordu, yok ediliyordu. Ve sonrasında tabii bu Rusya yani Sovyet Sosyalistler devrildikten sonra tabii ki geri dönüşler oldu ama çok fazla kayıplar yaşandı Kırım Türkleri tarafından. Bugün Kırım bizim için oldukça önemli bir yerde. Zaten bugün Kırım'ın yine bu kadar aslında mahvedilmesinin sebebi de yine aslında onun coğrafi konumundan dolayı. Bildiğiniz gibi Rusların hep bir sıcak denizlere inme politikasını Kırım üzerinden gerçekleştirmek istedi. Kırım maalesef ki güçlü değildi bunun için ve esir olmak zorunda kaldı. Bugün Kırım'da da aslında Doğu Türkistan kadar olmasa da yine her an bir özgürlük söz konusu değil. Kiril alfabesini kullanıyorlar. Hiçbir şekilde Kırım Tatarca öğretilen okullar yok. Herhangi bir ders yok maalesef. Daha öncesinde vardı ama şu an günümüzde pek kaldığını düşünmüyorum. Bu şekilde Kırım'ın da maalesef üzücü bir tarihi var diyebiliriz. Ve bu sabah duasında yine Kırım Tatarca beraber dinleyelim. Yine bir Kırım Türkü. Şöyle. Bizim köklerdeki babamız, senin mukaddes adını herkes saysın. Senin padişalığın kelsin. Kökte olganı kibi yerde de senin iraden olsun. Bugün bizge kundelik otmegimizni ber. Bizge karşı guna yapkan adamlarını bağışlağanımız kibi sen de bizim sana karşı yapkan gunalarımızni bağışla. Bizge yoldan urulmağa berme. Yamanlıktan korçala. Evet, yine ortak fiiller var aslında. Anlaşılmayacak gibi değil. Aslında Kırım bugün Kıpçak grubunda yer alıyor ama Kırım Türkçesi tabii üç ağızdan oluşuyor. Kuzey, orta ve güney olmak üzere. Bugün güneyde konuşulan yani yalı boyunda konuşulan Kırım Tatar Türkçesi aslında Oğuz Türkçesini özelliklerinde taşıyordu. Bu da sanırım orta yani orta diyalektin bir örneğiydi. Şimdi devam edelim. Kazan Tatar Türkçesi. Tabii ikisi farklı şeyler. Bu Kazan Tatar Türkçesi bugün Tataristan'da konuşuluyor. Ve yine bu yerde yer alıyor. Yani Kıpçak grubunda yer alıyor. Şimdi Kırım Kazan Tatar Türkçesinde yine o halktan insanlar, yine halk kıyafetli insanlar. Şimdi Kazan Tatar Türkçesinin sabah duasında bakalım nasılmış. Көктәге атабыз, исемің изге деп иқрар етілсін. Сенің патшалығың келсін.
Күктәге кебек җирдә дә синең ихтиярың гамәлгә ашсын. Бу көнгә кирәкле икмәгебезне безгә бүген бир. Башкаларның безгә карата эшләгән явызлыкларын без кичергән кебек, безнең дә начар эшләребезне син кичер. Безне сынауга душар итмә, ә явыздан сакла. Evet, bu şekilde yine aslında az çok anlaşılır, çok çok ortak yönlerimiz var. Şimdi devam edelim. Evet ve Başkurt Türkçesi. Bugün Başkurdistan'da konuşuluyor. Tabii herhangi bir cumhuriyetleri yok. Rusya'nın içerisinde özel bir cumhuriyet olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. İçişlerinde kendi ama dışişlerini Rusya'ya bağlılar. İçişlerinde kendileri söz hakkı ama yine de Rusya tabii birçok işe karışıyor. Bugün Başkurtlar da tabii Kiril alfabesini kullanan bir halk. Başkurt Türkçesinin bir de şu farklılığı var. Peltek harf kullanıyorlar. S harfini peltek bir şekilde söylüyorlar. Şu ana kadar hiçbir Türk lehçesinde peltek sese rastlamadık. Ama tek örneği Başkurt Türkçesinde yaşıyor. Şimdi bu da Başkurt ailesinden bir fotoğraf. Ve yine hiçbir farklılığımız yok aslında. Ve bu sabah duasını bir de Başkurtça dinleyelim. Күктәге атабыз, исемең мөкаддәс дип танылһын. Һинең батшалыгың килһен. Күктәге кеүек ердә лә ихтиярың үтәлһен. Бул көнгә кәрәкле икмәгебезне безгә бүген бир. Безгә язык эш кылгандарды без кисергән кеүек, безнең язык эштәребезне һин кисер. Безне һынауга дусар итмә, ә иблистән хакла. Evet. Бу шәкелдә ортак özelliklerimiz yine az çok var. Evet. Şimdi Kara Kalpak Türkçesi. Bu Kara Kalpak Türkçesi aslında Kara Kalpak Özerk Cumhuriyeti var. Bugün Özbekistan sınırları içerisinde yer alıyor. Ve kuzey yani kuzeybatı özelliklerini de taşıyor. Kıpçak unsuru taşıyor. Ve onlardan yine bir kare. Kara Kalpak Türklerinden. Ve Nogay Türkçesi. Aslında Nogay Türkçesi tabii Dağıstan'da konuşuluyor, Kafkasya'da konuşuluyor ama bugün Eskişehir'de de birçok Nogay Türk'üne rastlayabilirsiniz. Türkiye'de birçok yerde Nogay Türkleri yaşamakta, birçok köyde. Ve yine Nogay Türklerinden bir kare. Ve Kuzeydoğu bölgesine geldik. Kıpçak grubunu bitirdik. Ve Kuzeydoğu bölgesinde de tabii 4 lehçe var. Tabii bu lehçelerin de ağızları var, yan kolları var ama bu 4 başlıkta Sibirya grubunu ele alabiliriz. Şimdi Altay Türkçesi bugün Altay Cumhuriyeti'nde konuşulmakta. Tabii Altay Cumhuriyeti de özel bir cumhuriyet aynı zamanda. Ve Altay Türkleri bugün Hristiyan Türkler ve Ortodoks Hristiyanlar ve Kiril alfabesini kullanıyorlar. Bu onların Hristiyan olmasının sebebi aslında tabii ki de bu misyonerler tarafından. Aslında onun sebebini misyonerlere bağlayabiliriz. Ve Kiril alfabesini kullanmalarının sebebi de onlara yazı hakkını veren, yani yazı diline geçmelerini sağlayan yine misyonerler olmuştur. Rus misyonerler tarafından sağlanmıştı. Ve Altay Türkleri. Altay Türklerinin oldukça iri yapılı insanlar, uzun boylu ve geniş omuzlu insanlar. Tabii o coğrafyanın da aslında etkisi var. Çok fazla et tükettikleri için zaten yiyecek başka şeyler olmadıkları için böyle bir halk kendileri. Ve bu sabah duasını bir de Altayca dinleyelim. Tengirdegi adabız, adın senin ağarulalzın, kağandığın senin gelzin. Kanayıp tengiride, anayıp yerde de tabın senin bolzın. Günün sayınğı kalajısı bugün bizke ber. Bizke dödülü ulustan kanayıp neke beydiz. Bizdin de dödülerizdi nekebe. Çeneltege bizdi giydirbe. Geçem. Annan bizdi korula. Amin. Evet. Biraz tabii farklı o coğrafyadan dolayı da olabilir. Biraz Türkiye Türkçesine oldukça uzak bir Türk lehçesi. Şimdi devam edelim. Tuva Türkçesi. Bugün Tuva Cumhuriyeti'nde konuşuluyor ve tabii Tuva Cumhuriyeti de kendi bağımsız bir cumhuriyet değil. Yine özel bir cumhuriyet. Ve kendileri yine Kiril alfabesini kullanıyor. Bugün Tuvaca'da çok fazla Moğolca unsur var. Çünkü bulundukları coğrafya dolayısıyla Moğolistan'a yakın bir yerde gelişmiş. Ve bu yüzden de dillerinde Moğolca kelimeler oldukça fazla. Yani Moğolca bilen biri, ana dili Moğolca olan biri Tuva Türkçesini kolaylıkla anlayabilir. Ve zaten Moğolca'da birçok Türk lehçesi için de aslında önemli bir dil. Rusça da Türk lehçelerini öğrenirken de bizim için önemli bir dil.
aynı zamanda. Ve bu da Tuva Türklerinden bir fotoğraf. Elinde meşhur çalgı aletleri. Bu şekilde. Ve bu sabah duasını bir de Tuvaca dinleyelim. Değerli adavız, sen adın aldarcısın. Sen çağırgan çedik belsin. Değerge deg, çerge baza sen güzel sorun çoğup bütsün. Amıdırar hleb tarabıstı bizge bögün hayırla. Bizge örelik ulustu örşegenimiz deg, öreşirevisti baza bizge örşe. Bizdi gütkülgege alıs bas kılıp gör. Oluşkaş buzutluktan bizdi adırıp gör. Amin. Sanki sadece biz kelimesi tanıdık geliyor. Hani biz kelimesinden oldukça farklı bir Türk lehçesi. Çok çok uzak Türkiye Türkçesine. Tabii eski Türkçe ile kelimeler ortak ama Türkiye Türkçesine oldukça uzak bir Türk lehçesi. Şimdi devam edelim. Hakas Türkçesi. Bugün yine Hakasya'da konuşuluyor. Hakaslı Cumhuriyeti'nde konuşuluyor. Tabii özel bir cumhuriyet değil. Rusya'nın içerisinde yer alıyor. Ve bu da Hakaslardan bir fotoğraf. Ve bu sabah duasını bir de Hakasça dinleyelim. Тигрдегі пабыбыз, сенің адың сабланзын. Сенің ханүлгің перкілзін. Шер үстінді де, тигрдегі күшілі, сенің көңнің жепрайнеме болзын. Бізге керектілшеткін қаласты пүйін бір. Біз алым түлі беннерінің проларын қайды тастып шабыз. Біздің де пролары бізді иди тасты. Бізді хүшіқтің старының сынықты бі, чешабылдың арашылы. Амин. Evet. Yine çok sanki Rusça konuşuyormuş gibi ama tabii ki de bir Türk lehçesini seslendiriyor. Bazı kelimeler bizim için tanıdık olabilir ama tabii Türk lehçeleriyle ilgilenmeyen insanlar için oldukça uzak bir Türk lehçesi. Belki de burada sınamak kelimesini, sınamak fiilini burada yakalayabiliriz aslında. Şimdi devam edelim. Yakut Türkleri ya da Saha Türkleri olarak ve onlar da tabii Yakut ya da diğer bir Yakut Cumhuriyeti'nde yaşamaktalar. Yine Rusya'nın içerisinde yer alıyor. Ve Saha Türkleri, diğer bir de işte Yakut Türkleri. Ve bu şekilde bu sabah duasında yine Yakutça hali ama bunun da elimde ses kaydı yok maalesef. Şimdi Kuzeydoğu yani diğer bir de işte Sibirya Türk lehçelerini bitirdik. Ve tabii kendi aralarında birbirlerini anlayabilirler ama biz Türkiye Türkleri olarak ben karşılaştırdım. Bizim onları anlamamız aslında pek mümkün değil maalesef. Tabii ilgilenen olursa, araştıran olursa muhakkak anlayacaktır. Şimdi bu Türk dillerinin sınıflandırmasında Güneybatı Türk lehçelerini ele aldık. Güneydoğu Türk lehçelerini yani Özbekçe ve Uygurca'yı ele aldık. Sonrasında Kıpçak grubunu ele aldık ve tabii Sibirya grubunu ele aldık. Ancak bu gruplandırmalar bir de Çuvaşça ve Halaççayla ile devam ediyor. Şimdi Çuvaşça'ya bakalım. Bugün en başta söylediğim gibi Çuvaşça bugün ana Bulgarca'nın devamı olarak yaşayan bir Türk lehçesi. Çok uzak, çok bambaşka bir dil olabilir ama biz aynı ağacın dallarıyız aslında her ne kadar bize uzak olsa da. Şimdi Çuvaşlar hakkında bilgi verecek olursam da kendileri Ortodoks Hristiyan ve Kiril alfabesini kullanıyorlar. Onlara yine bu alfabeyi, bu yazı dilini kazandıran da yine misyonerler olmuştur aynı zamanda. Şimdi Çuvaşların diline de bakacak olursak da şöyle. Bayrakları, bir armaları aslında. Armalarını bayraklarında da kullanmışlar. Ve bunlar da Çuvaşlar. Halk oyunlarında. Ve bu Çuvaş Türkçesinin, bu sabah duasını bir de Çuvaş Türkçesiyle dinleyelim. Bakalım ne kadar uzak. Çünkü en uzak Türk lehçesi olduğunu söylemiştim en başta. Ey Şüldiyat Demir, sanın yadu kizeplendir. Sanın patşalığı gildir. Sanın irigü şerjince de şüldebegek buldur. Payan burunmalık şıgır bar biri. Ebir hamıra parımlı bulnu zene kajarını bek, birin parım zene kajar biri. Şılığa angert biri. Uzaldan hıdar biri. Amin. Evet, anlamak gerçekten çok zor. Ve çok zor bir Türk lehçesi yani bizim için diyebilirim. Ve tabii bugün Çuvaşlar sadece Çuvaşistan'da yani o Rusya'da yaşamıyor.
Türkiye'de yaşayan Çuvaşlar da var. Hatta bir gün bir konferansta bir Çuvaş'la karşılaşmıştım ve kendilerinin Türk olmadığını, yani bizi Türk'ten saymadıklarını söylemişti. Yani onun da kanayan yarısı aslında. Onlar da aslında bir Türk halkıdır. Şimdi tabii sınıflandırmada Halatça da vardı. Aslında bugün Halatça'nın bu bayrak tabii sonradan bulundu. Aslında Halatça'nın bulunması da 1868 yılında Doğarfer tarafından bulundu. Bugün Halatça İran'da, Orta İran'da ve Hemedan'da konuşulan bir Türk lehçesi. Tabii yazı dilleri yok. Ama tabii ki de keşfedilmeye değer bir Türk lehçesi. Bu da onların bulunan bayraklarından biri. Yani öyle tahmin ediliyor. Bu bayrakların onların sahip olduğu inancı var. Ve bu da tabii Halatça Türklerinden bir kare. Bugün Türk lehçelerinden bahsettik genel bir başlık altında. Tabii bugün hepsini ele almak aslında mümkün değil. Genel bir başlık altında Türk lehçelerini ele almaya çalıştım. Bugün mesela Ukrayna'da kaybolmaya yüz tutmuş Türk lehçeleri var. Bugün adını belki de hiç duymadığınız Fuyu Kırgızları var. Çulum Türkleri var. Türkiye'de belki de biliyorsunuzdur. Karay Türkleri var. Onlar Musevi Türkler. Bugün hatta Karay kelimesi aslında Karaköy adında yaşıyor. Bugün Karaköy tabii eskiden Karayköy'dü. Yani Karay Türklerin yaşadığı yerdi. Tabii şu an Karaköy olarak bizde kalmış. Çok fazla Türk halkı var. Adını sayamadığım gerçekten çok fazla var. Ama hepsini ele almam elbette mümkün değil. Umarım ilgilenirsiniz, araştırırsınız. Bugün İran'da da çok fazla Türk halkı var ama elbette benim ona nefesim yetmez anlatmaya. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Sürçülisan ettiysem de affola. Sunumum burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet, resim mi çekiyorsunuz? Şimdi şu anda ne yapıyorsunuz? Yayın kapandı mı?